İletişim Özgürlüğü paneline hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İdris Ekmen'i kürsüye davet ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Düzenlemiş olduğumuz iletişim özgürlüğü paneline hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Genelde teşekkür faslı sona kadar hemen başta yapayım. Öncelikle etkinliğimize katılarak burada bizlerle birikimlerini paylaşacak olan arkadaşlarımıza, saygıdeğer panelistlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu arada bununla ilgili kısa bir bilgi paylaşımında da bulunmak istiyorum. Panel programımızda yer alan panelistlerimizden yardımcı doçent doktor Ahmet Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta içinde kız kardeşi hayatını kaybetti. Dolayısıyla burada aramızda olamayacağım. Kendisinin acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Ahmet Bey yerine panelimize panelist olarak eş genel başkan yardımcımız katılarak kendi görüşlerini paylaşacaklar bizimle. Tekrar kendisine de teşekkür ediyorum. Yine bu salonu bize açan, ev sahipliği yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Ve son olarak bu etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan bütün arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkürlerimi yine sunmak istiyorum. Saygıdeğer arkadaşlar, katılımcılar. Bildiğiniz gibi Elektrik Mühendisleri Odası bir meslek örgütü. Ama biz kendimizi her zaman emek ve demokrasi mücadelesinin bir bileşeni olarak tanımladık. Ve bu nedenle de diyoruz ki biz mesleki demokratik bir kitle örgütüyüz. Mesleki demokratik bir kitle örgütü olma vasfımızla biz dönem dönem meslek alanlarımızdan doğru bir takım etkinliklerin altına imza atarken genel demokrasi mücadelesi süreçleri içerisinde yerimizi, konumumuzu her zaman almaya, elimizden gelen çabayı her zaman sergilemeye çalışıyoruz. Bir de meslek alanlarımızdan dolayı hayata dokunduğumuz noktalarda, toplumu ilgilendiren alanlarda sözümüzü söylemek gibi bir sorumluluğu her zaman kendimize göre veriyoruz. Bu sorumluluğumuz itibariyle belki dikensiz bir gül bahçesinde siyaset yapma hevesinde olanlar bizi siyaset yapmakla suçladılar. Ama biz yaptığımızın doğru olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle de çalışmalarımızı sürdürmeye, devam ettirmeye çaba gösteriyoruz. Bugün burada düzenlemekte olduğumuz iletişim özgürlüğü panelinde tam da bu noktada toplumumuzu ilgilendiren bir alanda hem bilgi paylaşımı hem de aslında bir tavır sergilemedir. Bu anlamıyla önemsediğimiz bir etkinlikte sizlerle buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi iletişimin özgürlüğü ve gizliliği aslında anayasal bir hak. Ancak gelişen teknoloji karşısında, teknolojinin hızlı gelişimi karşısında hukukun kendisini bu hızlı gelişime adapte edememesiyle birlikte maalesef bu anayasal hakkımızın ihlal edilmiş olması günlük yaşamımızın belki en normal, en kabul edilebilir toplumsal açıdan durumlarından biri haline getirmiş durumda olduğu. Sokaktan geçen sıradan normal bir insanın bile dinlendiği ya da izlendiği kaygısına kapıldığı bir ülkede herhalde durumun çok vahim olduğunu ve Ahmet'in çok üst düzeyde olduğunu tespit etmek yerinde olacaktır.
Evet, gelişen teknoloji bir yönüyle hayatımızı kolaylaştırırken bir yönüyle de ifade ettiğimiz gibi sürekli takip edilmemizi sağlayan bir sistemi hayatımıza maalesef sokmuş durumda. Sokaklarda MOBESA kameralarından tutun, güvenlik kameralarından telefon ve ortam dinlemelerine, internet üzerinden yapılan veri alışverişlerinin takibine kadar birçok alanda sürekli gözetlenebilme ihtimaline açık olduğumuz bir durum artık hepimizin özelini yok etmiştir. Çünkü bütün yaşantınız artık birilerinin gözlerinin ve veya kulaklarının ucundadır. O yüzden biz bu sınırsız gözaltı durumunu da hepimiz göz altındayız diye tanımlama ihtiyacı içerisinde olduk. Özgürlüklerin geliştirildiği bir dünyanın daha yaşanılabilir bir dünya olduğu gerçeğine karşı özgürlüklerimizi güvenlik eksenli bakış açılarından feda etmeye çalışan bir yaklaşımla maalesef karşı karşıyayız. Bir zamanlar idam cezasının en caydırıcı ceza olduğunu düşünenler bugün suçun önlenme vasfı açısından bu tür izleme mevzularının caydırıcılığını önümüze çıkararak kendilerini haklı çıkarmaya çalışmaktadır. Ama hani bir örnekle ifade etmek gerekirse, Hrant'ın katilini bu izleme sistemleriyle, güvenlik kameralarıyla tespit ettiklerini, yakaladıklarını söyleyenler, çevresindeki karanlık ilişkileri maalesef aynı teknolojik imkanları kullanarak çözebilme şansına, parantez içinde söylüyorum, tırnak içinde söylüyorum, sahip olamadılar. Maalesef bu teknolojik imkanlar oldukça da hukuksuz bir şekilde egemen anlayışın kendine muhalif olanları suçlamasının bir aracı haline getirilmiş ve bu da aslında tartışmamız gereken başka bir konu olarak önümüzde durmakta. Sevgili arkadaşlar, özellikle dinlemelerin ya da takip edilme vakalarının en sık yaşandığı coğrafyada yaşıyoruz. Sanırım Memo'nun gözaltı raporu da onu söylüyordu. Nüfus yoğunluğuna vurduğumuzda takip edilme, izlenme, dinlenme vakalarının en yoğun olarak yaşandığı bölge başta da Diyarbakır olmak üzere içinde yaşadığımız coğrafya. Burada da aslında mevzunun neden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Kürt sorununa egemen anlayıştan farklı bir yaklaşımı toplumsal olarak benimsemiş bir yapının bu süreçler sonrasında illegalize edilmesi, belki aslında bir halkın illegalize edilmesi gibi bir süreçle karşı karşıyayız. Doğrusunu isterseniz biz demokrasi güçleri sürekli, her zaman, her yerde Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözümünden yana olduğumuzu, çözümün, gerçek çözümün bu olduğunu ifade ettik ve barışçıl çözümün de en önemli aracının diyalog olduğunu ifade ettik ve dedik ki muhataplarınızı dinleyin. Sanırım sistem bizi anladı ama yanlış anladı. 1500'ün üzerinde demokratik çözüm için çaba sarf eden Kürt siyasetçisini dinledi ve o dinlemeler sonrasında cezaevlerine doldurdu. Öyle tahmin ediyorum bu da bir kara mizah örneği olarak tarih sayfalarındaki yerini alacaktır. Saygıdeğer katılımcılar, konuşmamı bitirirken muhtemelen bu panelden çıktıktan sonra biraz karamsar ayrılacağız. Muhtemelen ya haberleşme çok da iyi bir şey değilmiş diyeceğiz. Ama teknolojinin hayatımızı kolaylaştırmanın bir aracı olduğu bilinciyle özgürlüklerimizden taviz vermeyeceğimizi, özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğimizi buradan çıktıktan sonra da kaydırma ihtiyacı içinde olacağımızı tahmin ediyorum. Bu hakkımızı savunmak durumunda olduğumuzu bütün arkadaşlarımız biliyor. Bunun çabasını göstermeye devam edeceğiz. Bu itibarla güvenlik gerekçesiyle demokrasiden ve özgürlüklerden fedakarlık etmemizi isteyenlere özgürlüğün en güzel şey olduğunu ve güvenliğimizi de özgür düşüncenin, özgür ortamın, özgür yaşantının sağlayacağını hatırlatmak istiyorum. Ve etkinliğimizin özgür bir ortama, özgür yaşama, özgür düşünceye ve özgür bir iletişime, özgürce iletişime katkı yapmasını diliyorum. Katılımınızdan, ilginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.
İletişim Özgürlüğü panelimizi yönetmek üzere EMO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Göktaş'ı davet ediyorum. Evet. Tekrar katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Sözümün başında ifade ettiğim gibi Türkiye'nin iletişim alanında yaşadığı sorunların en önemli boyutlarından biri de hak ve özgürlüklerinin ihlali ortasında Türkiye kamuoyunda yaşanan tartışmalar boyutu. Bu tartışmaları birçok yerinde elektrik mühendisleri odası olarak biz bir kamu hizmeti anlayışı içerisinde mesleğimizin ülke ve toplum yararına savunulması, meslek alanlarımızın geliştirilmesi noktasında hem üyelerimizi hem de kamuoyumuzu bilinçlendirmek adına değişik dönemlerde E-Gözaltı biçiminde 2009 yılında yayınladığımız raporlar, yine iletişim özgürlüğünün önüne konulan engellere karşı yaptığımız basın açıklamaları, değişik kongre ve sempozyumlarla odamız olarak eşitlik ve özgürlük meselesinin birbirine ikame edilemeyecek, birbirinin yerini açısından feda edilemeyecek, bu ülke insanı açısından en önemli iki temel alan olduğunu tespit. Biz bilimi, tekniği, meslek alanlarımızı kamu yararına, bu ülkenin barış, demokrasi ortamında sürdürülmesine inanan bir tutumu sergileyen Sumama Bağlı'nın önemli bir bileşen olarak bu politikalarımızı da sürdürmeye hem bu panel ekseninde hem de bunun dışındaki diğer kongre ve sempozyumlarda devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, biz sizlerle bu panelin sürdürmeden önce değerli arkadaşlarımızla panelistlerle bir araya geldik ve şöyle bir kurgu yaptık. Bu iletişim meselesinin bir teknik iletişim özgürlüğü tartışmasının bir teknik altyapı sorunları var. Yani olayın teknik boyutlarıyla ne anlam ifade ettiği, Türkiye'deki iletişim teknolojilerinin denetiminin, kontrolü nasıl olduğu ve fiili durumda nelerin yaşandığını ve bunun teknik olarak nasıl sürdürüldüğünü değerli konuşmacılarımızla paylaşacağız. İletişim özgürlüğünün
bir başka boyutu, fikir boyutu. O fikir boyutuyla yaşananlar neler olduğunu tartışacağız. Yine bu iletişim özgürlüğü kapsamında bu meselenin sosyal ve kültürel boyutları yine masaya yatırmak istiyoruz. Bütün bu değerli konuşmacılarımızı bu eksende kendi sunumlarını yapacaklar. Ben 15'er dakika olarak eğer uygun görülürse konuşmacılarımıza bunu 20 dakikaya kadar sürdürülebilir. Bir tolerans tanıyabiliriz belki ama 15 dakika içerisinde sanırım toparlayabilirlerse görüşlerini bir ikinci bölüm olarak da salondan gelen sorularla veya sizin katkılarınızla bu paneli daha zengin bir hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Ben değerli panelistlerin söz aldıklarında kendi özgeçmişlerini ve kendilerini tanıtmalarını da rica ediyorum. Konuşmalarımız ilk sözü Tarık Bey'in odamızın eski yönetim kurulu, geçen dönem yönetim kurulu başkan yardımcısı, aynı zamanda uzun yıllar Diyarbakır Şube Başkanlığı'nı yapmış Sayın Tarık Öden'e verecek. Konunun elektrik mühendisleri odasının teknik boyutlarıyla nasıl irdelendiğini ifade edecek bizimle. Daha sonra yardımcı doçent doktor Sayın Zeynep Özarslan'a sözü vereceğiz ikinci konuşmacı olarak. Daha sonra Sayın yine yardımcı doçent doktor Barış Çoban'a söz vereceğiz. Dördüncü konuşmacımız odamızın hukuk müşaviri Sayın Hayati Küçük ve son olarak da Barış ve Demokrasi Partisi hukuk işlerinden sorumlu eşkiler başkan yardımcısı Sayın Meral Barış Baştaş son konuşmacımız olarak tutulacak. Ben sayın konuşmacılara söz vermeden önce birkaç kısa şey daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Neyin adına konuştuğumuzu ifade etmek adına. Türkiye ve dünyada iletişim özgürlüğünden ne ölçüde, hangi yasal çerçevelerde bahsediyoruz sorusuna yanıt aradığımızda iletişim özgürlüğünün insan hakları evrensel bildirgesi ve uluslararası sözleşmelerin yanı sıra anayasayla da güvence altına alındığını görüyoruz. İnsan hakları evrensel bildirgesinin 12. maddesi aynı şöyle değerli katılımcılar. Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya haberleşmesi hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır. Yine Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 17. maddesi hiç kimsenin özel ve aile yaşamına, korunma veya haberleşmesine keyfi veya hukuka aykırı olarak müdahale edilemez. Onur veya itibarı hukuka aykırı saldırılara maruz bırakılamaz demekte. Yine herkes bu tür saldırılara veya müdahalelere karşı hukuk tarafından korunma hakkına sahiptir denilmekte. Tabi bu yasal dünya ölçeğinde de, ülkemiz ölçeğinde de çerçeveleri uzatmak mümkün. Ben bununla zamanınızı fazla almak istemiyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 22. maddesinde bu iletişim özgürlüğü ile ilgili temel argümanlar belirtilmiş. Ama son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Yaşadığımız gerçeklikte insanların bu özlük haklarına dair en son Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın 2. yasama bölümünün 112. birleşim tutanağında çok kısa bir şekilde bu meseleye bakışını AKP hükümetinin davranışını sizlerle de paylaşmak istiyorum. Benden soru önermelerinin ışığında Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım aynen şu ifadeleri kullandı. Peki dinlenmeyi, yasa dışı dinlemeyi önlemeye imkan var mı? Arkadaşlar maalesef yok. Yani Türkiye'de yok. Dünyanın hiçbir yerinde de.
Bunun tek yolu konuşmamaktır. Aksi halde konuştuğunuz müddetçe mutlaka dinleniyorsunuz. İster yasal, ister yasal olmayan yollarla. Fakat işin pratiği bu. Bu kadar trafiğin dinlenmesi mümkün değil arkadaşlar. Teknik olarak mümkün değil, matematiksel olarak mümkün değil. Bu dinlenme maksada yönelik bir dinlemedir. Eğer bizim yasa dışı bir faaliyetimiz yoksa, bundan da endişe duymamıza, hayatı eziyet haline getirmemize hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Rahat olmamız lazım. Aksi halde bu bir paranoyaya dönüşür ve bunun da asla ve asla çözümü yoktur. Kendimizi de mutsuz ederiz. Birbirimize de sürekli şüpheyle bakarız. Bu da çağdaş toplumlarda olmaması gereken bir şey. Yani AKP'ye az konuşmayı ya da hiç konuşmamayı tavsiye ediyorum. Ulaştırma Bakanlığı ve iletişimler sorumlu bir bakanlık olarak. Evet, yine söylediklerime devam etmeden önce uzatmayla ben Sayın Tarık Ölen'e ilk sözü veriyorum. Sayın Ölen bize hem kendinizi kısaca tanıtırsanız ve ilk bölümde sanıyorum. Tarık Ölen, 1964 yılında doğumluyum. Elektronik mühendisiyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalışıyorum. 1992-93 yıllarında Diyarbakır Şube Elektrik Mühendisliği Şubesi'nde yöneticilik yaptım. 2000-2006 yılları arasında da Elektrik Mühendisliği Odası yine Diyarbakır Şube'mizde Şube Başkanlığı yaptım. 2008-2009 yıllarında Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Bu dönemde Bilişim Komisyonu Başkanı olarak odada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben sizlerle bu atmosferi paylaşmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Ayrıca Diyarbakır Şubemizin de böyle bir yani kanayan bir yaraya dokunması, böyle bir etkinlik düzenlediğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi iletişim teknolojisi çok hızlı gelişen bir teknoloji. Ve iletişim teknolojilerindeki bu hızlı gelişme, dünyanın her tarafında kullanım alanı bulması, dünyanın herhangi bir noktasına ses, görüntü veya bilgi nakli yapmak istediğiniz zaman artık bunu birkaç saniye içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. İletişim teknolojisindeki bu hızlı gelişme, bilgi çağına doğru bizi götüren bu gelişme, bazı toplumlarda pozitif yönde kullanılırken, bazı toplumlarda ise özellikle baskı, korku ve sindirme yöntemlerini olan bir politikaya dönüştüren, demokratik yaşam tarzını içselleştirmemiş ülkelerde ise, teknolojik sistem ve cihazlarla özel yaşama, haberleşme yaşamına müdahale etmek artık bir kültür haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Bugün hayatın her alanında telefonla ya da diğer iletişim cihazlarıyla, sistemleriyle dinlenen, takip edilen, ortam dinlemelerine maruz kalan vatandaşlarımız demokratik yaşam tarzını kullanamamaktadırlar. Ve ne yazık ki sistem de buna seyirci kalmakta, bunun önüne geçebilecek hukusal düzenlemeler de bulunmamaktadır. Bütün bunlar çağdaş hukuk devleti olduğumuz iddiasıyla da çelişen konular. Bildiğiniz gibi yakın tarihimizde 22 Temmuz seçimlerinden önce Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 25 Nisan 2084 sayılı kararıyla Türkiye'de yaşayan bütün insanların telefon görüşmeleri ve haberleşmelerinin kayıt altına alınmasına ilişkin bir karar verilmişti. Ve bu kararla Türkiye'de temel hak ve özgürlükler yerine verilmişti. Ülkeyi yöneten siyasi karar vericiler yasaları hiçe saymakta, demokratik hukuk anlayışına da gölge düşürmekte. Çağdaş hukuk düzenlemelerinde temel yaklaşım sosyal düzeni korumakla bireyin temel hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurulmasıdır. Ve bu dengeye göre gerçeğin bulunarak
adil yargılama sisteminin uygulanması ve adil yaptırımlar yaptırılmasıdır. Ancak Türkiye'de suçlu ile suçsuzu birbirinden ayırmaya özen göstermeyen ve 12 Eylül uzantılı anlayışın artık kendi kendisiyle yüzleşmesi, antidemokratik uygulamalara son vermesi, fişlemelere son vermesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi referandumda fişlemelere ilişkin maddelerden bir tanesi fişlemelere ilişkin maddeydi. Fişlemelerin kaldırılacağına ilişkin, yasal düzenleme yapılacağına ilişkin bir maddeydi. Son 3 yıldır kişisel hakların korunmasına ilişkin maddelerin madde hala mecliste bekliyor, düzenleme bekliyor. Türkiye'de yargı kararıyla bütün insanların dinlenmesinin ortaya çıkmasından sonra, özellikle 2007 yılından sonra eski Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'e 21 Nisan'da bir milletvekilinin verdiği önerge üzerine 2009 yılı için son 3 yılda dinlenen kişilerin sayısı ve suç unsuruna rastlanmadığı için dinleme kayıtları imha edilen kişilerin sayısının 12.858 olduğu vurgulanmış. Dinlemelerin de en yoğun olduğu yer, nüfusun çoğunluklu olarak bulunduğu yer İstanbul olarak tanımlanmış. Suç unsuruna rastlanmadığı için dinleme kayıtları imha edilen kişi sayısı İstanbul'da 1912 iken Diyarbakır'da 1718. Ankara'da 35 iken küçük bir il olan Hakkari'de 221 olduğunu görüyoruz. Bu kendilerinin verdiği resmi rakamlardır. Değerli arkadaşlar, bu teknoloji suç örgütlerinin de kullanması ve suç örgütlerinin hem bu teknolojiyi kullanarak kazançlarına da kazanç arttırmaktadırlar bildiğiniz gibi. Yurttaşlarımızın özel yaşamına saygı anlayışının gittikçe tahribata uğraması, buna suç örgütlerinin de katılması. Geldiğimiz noktada toplumsal yapının nasıl bir dejenerasyona gittiğini, etik değerleri tartışmalı bir sürece doğru yöneldiğimizi görüyoruz. Yasal çerçevede yapıldığı iddia edilen ve belirli suçların önlenmesine ilişkin, suç delillerinin toplanmasına ilişkin yapılan dinlemeleri amacından sapmış olması, internet gibi iletişim araçları üzerinden bunların servis edilmesi, kuşkuların yanı sıra mevcut sisteme olan güvenin ortadan kalkmasına, artı huzurun, barışın ve güvenliğin de ciddi biçimde yıpranmasına neden olmakta. Özel hayata ilişkin her türlü bilginin zorunlu olarak iletişim araçları üzerinden paylaşılması ve insanların iletişim araçlarına da artık internette satılan çeşitli araçlarla müdahil olabilmesi, girebilmesi, insanların konuşmalarında, iletişimlerinde kendi kendilerine bazı şeyleri konuşmaktan kendilerini alıkoydukları ve kendi kendilerine bir otosansür uyguladıklarını görüyoruz. Yani iletişim ortamı içerisinde bir iletişimsizliğin de yaşandığına tanık oluyoruz. İnternette hizmet veren arama motorları başta olmak üzere bazı sitelerde kişinin elektronik ortamda gezindiği bütün yerler kaydedilmekte, analiz edilmekte. Yani bugün modern dünyanın insanları tüketim alışkanlıklarından, hobilerinden, okudukları gazetelere, okudukları kitaplara kadar, bulundukları ortama kadar, irtibatlı oldukları gruplara kadar tamamının izleme ağı içerisinde olduğunu görüyoruz. Denetim ve gözetim paradigmasına göre modern iktidarlar bireyi en verimli şekilde işlemeyi planlarlar ya da en verimli şekilde kullanmayı planlarlar. Bireyi de en verimli şekilde kullanabilmenin yolu, onu bedeni, ruhi ve tüm faaliyetleriyle bilinebilir, hesaplanabilir, istatistik verilere çevrilebilir ve arşivlenebilir verilere dönüştürmektir. Değerli dostlar, dinleme sistemleri sadece ülkemize ait bir hadise değil. Bildiğiniz gibi dünyanın diğer ülkelerinde de kullanılan çeşitli metotlarla dinleme hadiselerin söz konusu. Dinleme gözetleme sistemlerinin mimarı olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ashland adlı dinleme sistemi uydulardan faydalanmakta, dünya üzerindeki stratejik uydulardan faydalanmakta.
ve diğer dilin farklı uygulamalarını kullanarak dünyada görmediği, izlemediği herhangi bir şey kalmıyor. İletişim imkanlarını hemen hemen neredeyse tamamen kontrol edebiliyor. Bunu yaparken görüşmenin çıkış noktasında, ayrıca görüşmenin çıkış noktasında test edebiliyor. Günümüzde yapay zeka aktivasyonlarıyla üretilen yazılımlar internet sitelerinde, omurgalarında, yani arama motorlarının omurgalarına yerleşerek içerik analizi yapabilmekte ve kelime bazlı tespitlerle daha net, daha farklı sistemlerle içerik tespiti yapabilmekte. Değerli arkadaşlar, dünyada büyük yankı uyandıran hepinizi takip ettiği Wikileaks belgeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik yazışmalarından konu olan bazı belgelerin ortaya çıkmasından sonra bazı ülke liderlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuşturucuyla mücadele biriminin dinleme sistemi ya da Amerika'nın telefon sistemini kullanarak kendi ticari ve siyasi rakiplerini de dinledikleri ortaya çıktı. Bu ülkeler arasında Panama, Gine ve Sierra Leone bulunmakta. Yani bununla hareketle dinleme ve izlemelerde aslında milletler arası bir işbirliğin de aktif olduğunu, küresel bir telekulak sisteminin aktif olduğunu görebiliyoruz. Nereye seyahat ettiğimizi, o an dünyanın neresinde olduğumuzu, kiminle telefonla konuştuğumuzu, hangi bilgisayarla çalıştığımızı, hangi kuruluşlara ya da meslek örgütlerine üye olduğumuzu, borçlarımızın ne olduğunu, alacaklarımızın ne olduğunu ya da sağlık durumumuzun ne olduğunu bilseler de hoşumuza gider miydi? Bu soruya Kutsal Kitabın Gözüyle İnternet adlı kitabı yazan Franksan şöyle cevaplıyor. Hep Tanrı her şeyi bilir demiş. Ama başkaları da, galiba başkaları da aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. Franksan bilişim alanına yönelik eleştiren bakışını da son derece ustaca kaleme alıyor ve bilgi edinme özgürlüğüne sözde geçişi, bilgi bilen yolların açılmasını, küresel bilgiye herkesin ulaşabilmesini aslında yöneticiler önceden hesapladığı ve tüm insanlığın kontrol altına alabilmeleri için kullandıkları bir araç olarak tanımlıyor. Bütün bu gelişmelerin ışığında bilim ve teknoloji kimin içindir? Bilimsel ve teknoloji gelişmelerin önceliği nedir? Kime hizmet sunmaktadır? İnsan merkezli mi? Yoksa iktidarların varlığını sürdürmeleri için mi? Türkiye'de yaşanan sıkıntılardan siyasilerin, bürokratların birçok insanın şikayetçi olduğunu zaman zaman görebiliyoruz. Ve yasaların yetersiz olduğunu, yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ediyorlar. Bütün bunlara rağmen emel anlayış bu tartışmalı sürecin devamından yana olduğunu da kendisini gösteriyor. Değerli arkadaşlar, iletişim özgürlüğüne müdahale yöntemlerine ilişkin kısa kısa bir takım bilgiler vermek istiyorum sizlere. İletişim özgürlüğüne müdahaleyi 3 grupta inceleyebiliriz. Birincisi trafik takibi, ikincisi konum belirleme, üçüncüsü ise içerik takibi. Trafik takibinde kiminle ne zaman, ne kadar süreyle konuştuğunu belirleyen bir yöntemdir. Sabit telefonlarla, cep telefonlarla ya da internet üzerindeki iletişimlerle kimin ne zaman, ne kadar süreyle iletişim kurduğu tespit etmek mümkündür. İnternet iletişimlerinde ise bu tespit IP numaralarıyla mümkün. Cep telefon şirketleri ve sabit telefon şirketleri bu görüşmelerin içeriklerini detaylı faturalarda istediğimiz zaman verebiliyorlar. Yani bu kategoriye giren dinleme tarzında, izleme tarzında. 2006 yılından itibaren Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na biliyorsunuz elektronik ortamda dinleme ve izleme konusunda yetki verilmiş. Cep telefonu, sabit telefonu veya GSM internet sağlayıcıları tarafından bilgiler istenildiği takdirde paket halinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ulaştırılmakta. Kendileri de ilgili güvenlik birimlerine bunu iletmektedirler. 22 Temmuz seçimlerinden önce Türkiye'nin tamamının izleme ve kayıt altına alınmasına yönelik yöntem trafik takibi yöntemiydi.
Diğer bir yöntem konum belirleme yöntemi. Kimin ne zaman, kimin nerede olduğunu tespiti için başvurulan bir yöntemdir. GPS adı verilen küresel konum belirleme cihazları bunun temelini oluşturmakta. Cep telefonu kullanımında ise kişinin irtibat kurduğu baz istasyonu üzerinden konumunu belirlemek mümkündür. Şehrin çok kalabalık olduğu bölgelerde ya da baz istasyonlarının çok yoğun olduğu bölgelerde noktasal tespit bile yapmak mümkündür. Baz istasyonu olan uzaklık üzerinden cadde, sokak, hatta binanın, ilanın bulunduğu mekanı bile tespit etmek mümkündür. İçerik takiplerinde kısaca kim kime ne diyor şeklinde içerik takip olur. Yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda gerçekleştirilen içeriğin takibi yöntemidir. Ayrıca ortam dinlemeleri de içerik takibine giriyor. Yasal olarak bakıldığında hakim kararı doğrultusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı devreye girerek cep telefonu ve sabit telefon işletmecilerinin altyapıları üzerinden telefon görüşmelerini kaydetmektedir. Bu telefon görüşmeleriyle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı arasındaki arayüz üzerinden paket halinde aktarım gerçekleşmekte. Yasa dışı dinlemeler, bunlar en çok konuşulan, basında da takip ettiğiniz gibi, yasa dışı dinlemeler, santralda, bina girişlerinde, uydu aracıyla havada yapılabildiği gibi lazer dinleme, casus yazılımlar, kablo dinleme, casus klavye gibi çeşitli yöntemlerle yapılıyor. Telefon görüşmelerine yönelik yasa dışı dinlemeler kapsamında en çok gündemde olan casus yazılım yöntemidir. Bu yazılımlar cep telefonunda yüklenmek suretiyle kişi izlenebilir, içerikler dinlenebilir, konumu ve bütün özellikleri belirlenebilir. Cep telefonuna yazılımı yerleştirmenin birkaç yolu var. Örneğin cep telefonu satın alırsınız. Böyle bir cep telefonu herhangi bir kişiye hediye edersiniz. İkinci yöntem, servise götürürsünüz cep telefonunuzu, sizin haberiniz olmadan serviste yazılım yüklenir. Diğer bir yöntem, sizin cep telefonunuza gelen bir dosya, bu ses olabilir, resim olabilir. Bu dosyayı açmanız halinde, eğer zararlı bir yazılımsa, bu dosyayı açmanız halinde dosya telefonunuza konuşlanıyor ve sizi dinlemeye alıyor. Bu yazılım telefonunuza yerleşirken, telefonunuzda ışık, titreşim, herhangi bir değişim görülmez. Tamamen kullanıcının bilgisi olmadan bilgi aktaran bir yöntemdir. Bu yazılımlar çok gelişmiş. Özellikle bilgisayarlara da aktarılan yazılımlar, bilgisayar üzerinde yaptığınız bütün yazdığınız yazılar, girdiğiniz siteler vesaire bunların tamamını aktaran yazılım tipleri vardır. Başka vaktimiz varsa çok... Şimdi ortam dinleme ve lazer dinleme konusuna kısaca girmek istiyorum. Ortam dinlemeler, cep telefonlarına yüklenen yazılımlar, lazer dinleme, vakumlama, artı mikrofon olan bilgisayarlara yüklenen yazılımlar, casus kulaklık, böcek, sabit telefon, çiçek, saat gibi aletlerle takılabilen aparatlar ile o ortamda yapılan konuşmalar dinlenir ve kayıt edilir. Cep telefonunuzun SIM kartını değiştirdiğinizde bu SIM kart değişikliği de karşıya bildirilmiş olur. Lazer dinleme yöntemlerinde lazer tabancası ve çanar benzer bir alet. Lazer ışığı gönderdiği pencere ya da cama o ortamdaki titreşimleri algılayıp sese dönüştüren bir yöntemdir. Bu tür sistem ve cihazlar denetimsizlikten dolayı internet ortamında rahatça bulunabilecek sistemlere dönüşmüştür. Mobese konusuna çok kısa girmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Mobese başta İstanbul'da başlayan, ondan sonra Türkiye'nin tamamına yaygınlaştırılan, aslında kurulurken güvenlikle ilgili yönetmeliklere göre kurulan, fakat hukuksal altyapısı olmayan, hiçbir yönetmeliğe dayanmayan bir çalışmadır.
Seyelma meselelerin de ortaya çıkması, yani sabitlerin yanında seyelların da ortaya çıkması zaman içerisinde insanların tamamının teknik takibi alınması sonucunu doğuracak. Kuşkusuz yani teknik gelişmelerden yararlanmak gerekiyor, ancak bu yapılırken Telekurak skandalından sonra şimdi ikinci bir perdenin açılmaması gerekir. Bu meselenin de telegöz olarak sürdürülmemesi için buna uygun yönetmeliklerin çıkarılması gerekir. Kamuya açık ticari alanlarda çok rastlıyoruz, hepimiz rastlıyoruz. Gittiğimiz lokantalarda, kafelerde sayısız kameraların içeriye birleştirildiğini görüyoruz. Yani bir modern ayak uydurmamı bilemiyoruz. Şimdi bir lokantada, pastanede ya da bir kamunun gittiği, yararlandığı bir bölgede siz kasaya kamera koyabilirsiniz. Yani bunu alamak mümkündür. Ya da girişe koyabilirsiniz. Hırsızlığın olacağı noktalarını koyabilirsiniz. Ama bir lokantada, pastanede ya da benzeri yerlerde her masanın başına bir tane kameraya koymak çok anlamsız bir şey. Bunu anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla biz vatandaş olarak da kendi kendimizi de gözetleyelim. Daha sonra bu görüntüleri ne amaçla kullanıldığını da bilmediğimiz için görüntüleyen bir pozisyona düşüyoruz. Başkanım, ben bir soru olursa arkadaşlarım ama teşekkür ediyorum. Ayrıca biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Tarık Öden, iletişim özgürlüğümüzün hangi yöntemlerle kısıtlanabileceğine dair çarpıcı örnekler verdi ve genel duruma dair bir tespitte bulundu. Şimdi değerli katılımcılar, ikinci konuşmacımız Sayın Yardımcı Doçent Doktor Zeynep Özarslan, Beykent Üniversitesi'nden. Kendileri sanıyorum iletişim özgürlüğünün sosyal ve kültürel oyunlarıyla ilgili bizleri ilgilendirecek. Ben yine değerli hocama sözlerine başlarken biraz kendisinden de söz etmesini ve daha sonra konunun sosyal kültürel boyutlarıyla bizler için ne anlam ifade ettiğini paylaşmasını diliyorum. Buyurun. Biraz rahatsız olduğum için böyle bozuk çıkıyor. İstanbul'da Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İletişim ve Tasarım bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. İletişim ve sinema bölümlerinde kuramsal dersler veriyorum. Daha öncesinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalıştım 10 yıl kadar. İletişimin bugün sizlere gözetim sistemlerinin tarihsel boyutundan ve özel sektör ve kamu sektörünün yani devletin gözetlemesinin günümüzdeki kültürel ve sosyolojik yansımalarından bahsetmek istiyorum. Günümüzde egemen güçlerin toplum üzerindeki hegemonyasını devam ettirmekte istihbarat sistemleri artık daha da önem kazanmıştır. İstihbarat sistemleri aracılığıyla kişiler hakkında toplanan bu veriler bir yandan kapitalist sistemin devam ettirilmesini sağlamakta, yani özel şirketler bizler hakkında veriler toplarken tüketici profilleri oluşturmaktadır ve işverenler işçileri daha iyi denetleyebilmek için bir takım sistemler kullanmaktadır. Bunun dışında bir yandan da devlet sektöründe, yani kamu sektöründe bir gözetim söz konusudur. Burada da özellikle egemen güçler suçu azaltmak, toplumun huzurunu, güvenliğini sağlamak, daha iyi bir toplum modeli oluşturmak gibi argümanlarla gözetim sistemlerini bütün topluma yaymaya başlamışlardır. Ancak buna yakından baktığımızda bu gözetim sistemleri toplumun huzurundan ziyade, güvenliğinden ziyade egemen güçlerin kendi güvenliklerine sağladığını görmekteyiz. Öncelikli olarak biraz tarihsel boyutundan bahsetmek istiyorum bunların. İletişim şebekelerinin kontrolü esasında 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Telgrafın 1850'lerde, telefonun da 1870'lerde ortaya çıktığını düşündüğümüzde devletin bu sistemler üzerinde, iletişim şebekeleri üzerindeki kontrolünün oldukça geriye uzandığını görmekteyiz. Hatta daha da öncesinde posta hizmetleri kontrol edilmekteydi. Yani kişilerin mektupları polisi amaçlarla açılıp okunmaktaydı. Fakat 19. yüzyılda çok fazla sayıda mektup yazılması ve artık mektup yazmanın sıradan bir aktivite olması nedeniyle yavaş yavaş bu yöntem terk edildi. Tabii bunun devletin gözetlemesiyle beraber ortaya
çıkan bu duruma muhalefet eden güçler bir görünmektedir. Örneğin Fransa'da 1889'da telefon şebekelerinin devletin denetimine geçmesiyle beraber kamu yetkililerinin isteğe göre denetleme yapılabileceğini söyleyen bir takım muhalif güçler eylemler yapmışlardır. Ancak günümüzde de gördüğümüz gibi devletin denetimi hala devam etmektedir. Günümüzde ise iletişim sistemlerinin dijitalleşmesiyle birlikte toplumun her açıdan kontrol altına alınmaya başlamıştır. Artık bedenlerimiz, sesimiz, tüm hareketlerimiz kontrol edilmekte. Fakat bu beden politikaları yeni bir olgu değil. Yani çok daha eskilere dayanıyor. Örneğin 18. yüzyılda nüfusun artmasıyla beraber bir takım çalışma alanları ortaya çıkartılıyor. İstatistikler gibi, suç ve ceza üzerine yapılan çalışmalar gibi. Ve insanların karakteristik özellikleri hakkında bilgiler toplanıyor, bunlar kategorize ediliyor ve depolanıyor. Böylelikle bizler bir yandan devletin hegemonyasını devam ettirmesini sağlayan okul, hastane gibi kurumlarla beraber bilgi depoları haline getiriliyoruz. Özneler bilgi depoları haline getirmiş oluyor. 18. yüzyılda bir başka önemli kişiden bahsedeceğim. Jeremy Bentham diye bir İngiliz düşünür. 1786 yılından itibaren yaklaşık 20 yıl boyunca panoptikon olarak adlandırdığı bir hapishane modeli tasarlıyor. Bir mimari tasarım esasında bu. 1786'da bunu tasarlamış olmasına rağmen 200 yıl sonra yani 1980'li yıllarda Fransız düşünür Michel Foucault'un bunu ortaya çıkarmasıyla beraber biz gündeme getirebiliyoruz bunu. Michel Foucault bunun sadece mimari bir tasarım olmadığını artık günümüzde panoptik toplumlarda yaşadığımızda ileri sürmektedir. Bu mimari modelin bütün topluma yayıldığını söylemektedir bize. Biraz bu mimari tasarımdan bahsedeyim. Aslında Jeremy Bentham'ın kardeşi Samuel Bentham, Rusya'da bir geniş bir malikanenin yönetiminde ve yüzlerce köylüyü denetliyor. Çok büyük bir arazi üzerinde ve kendisi de bir mühendis dehası esasında ve buna dayanarak bu insanları daha verimli kullanmak ve ortamı daha verimli, daha iyi kullanabilmek amacıyla bir mimari model tasarlıyor. Ve 1806 yılında bu model inşa ediliyor. Kardeşi Jeremy Bentham ise bu modeli hiç görmüyor. Fakat bundan o kadar etkileniyor ki bunu önce hapishane olarak, arkasından da çalışmalarını genişletiyor ve ıslah evi, akıl hastanesi, fabrika, hastane, hatta okullara kadar uzanan bir tasarım haline getiriyor. Bunun Londra'da inşa edilmesi için yoğun çalışmalar sürdürüyor politikacılarla iyi işbirliği içerisinde fakat hiç kimse kabul etmiyor o dönemde. Deli olarak yorumluyorlar onun çalışmalarını. Ve 1791 yılında Paris'te meclis üyelerine bu planlar dağıtılıyor. Fakat yine Paris'te de bu model inşa edilmiyor. Burada bizim için önemli olan esasında bunun mimari bir model olmasından öte günümüzde artık panoptikon bir yaşam tarzı haline gelmiştir. Çünkü Bentham'ın modelinin önemi onun egemen güçlerin kitleler üzerindeki gözetim ve denetimin hangi boyutlarda olduğunu göstermektedir bizlere. Biraz modeli anlatmak istiyorum. Hapishane modelinde bir dairesel büyük bir bina düşünün. Ve bu binanın avlusuna inşa edilmiş yine daire şeklinde küçük bir yapılmış küçük bir gözetleme kulesi düşünelim. Bu dairesel dışarıda bir binada hücreler var ve bu hücrelerde tek bir mahkum kalıyor. Her hücrenin bir penceresi var. Böylelikle güneş ışığı içeri girebiliyor. Gözetleme kulesinde de bir kişi veya daha fazla kişi olabilir. Ancak burada önemli olan gözetleme kulesinin camlarının koyu renk olması. Yani mahkumlar hiçbir zaman gözetlenip gözetlenmediğini bilmiyorlar. Belki 24 saat boyunca gözetleniyorlar. Belki de hiç kimse yok orada ve gözetlenmiyorlar. Fakat burada önemli olan gözetleme aktivitesinden ziyade mahkumların her an, her dakika iktidarın gözünün ve kulağının üzerinde olduğunu varsayması, öyle hissetmesiyle kendini şartlandırması ve buna göre kendi kendini disipline etmesi durumu. Böylelikle mahkumlar esasında kendi kafalarında kendi gardiyanlarını oluşturmuş oluyorlar. Bu bence çok daha korkutucu bir durum çünkü sürekli şüphe ve korku içerisinde yaşamak insanın psikolojisini paranoyaklaştıran bir durum.
Bu da terörizmin zaferi olarak nitelendirilebilir bu anlamda. Bu çalışmalarda sadece gözetlemekle ilgilenilmiyor. Yani oradaki pencereden yansıyan ışıkla mahkumun her hareketi, yüzünü, kasları dahi gözetlenebiliyor. Ancak bir takım metal tüpler yerleştirilmesini sağlıyor ve gözetleme kulesinden hücrelere uzanan bu metal tüpler sayesinde ses iletimi de yapılabiliyor. Yani gardiyan, gözetleyen kişi seslenmek istediği hücredeki mahkuma seslenebiliyor. Çünkü her hücreye ayrı olarak uzanıyor. Ve aynı zamanda oradaki konuşmayı, eğer mahkum kendi kendine konuşuyorsa veya fısıldıyorsa bile bunu duyma imkanına sahip olabiliyor. Daha önce söylediğim gibi Bentham'ın bu maddenin önemi esasında bunların sadece hapishaneye sınırlı kalmaması, fabrikalara, ıslah evlerine, akıl hastanelerine ve hatta okullara kadar uzandırılması. Burada birkaç tane çarpıcı örnek vermek istiyorum. Mesela Jeremy Bentham bunun genç kızlar için bir yatılı okul tasarlanmasını söylüyor ve bu yatılı okulda böylelikle işte her kızın gayet saf, temiz bir şekilde yetiştirileceğini, erkek eline değmeden uzun bir süre iyi bir denetim altında tutulacağını varsayıyor. Ve böyle kızlarla evlenmek isteyen hevesli erkeklerin gözetim kulesine gelerek orada kızları gözetleyebileceğini ve oradan kendilerine isterlerse eşleşebileceklerini söylüyor. Bunun dışında biraz daha olayı ayrıntılandırarak yetim anneler kurulmasını istiyor. Böylelikle sadece yetişkinlerin değil, bebeklikten itibaren, çocukluktan itibaren bu disipline etme yönteminin kullanabileceğini ve daha iyi bir toplum modelinin yaratılacağını varsayıyor. Ufak bir not da aktarmak istiyorum. Jeremy Bentham bunları yazılarında hepsini aktarmıştır. Şöyle bir not düşüyor. Bu yöntemi Türklere tavsiye etmiyorum diyor. Çünkü Türkler saraylarında zaten harem ağları var. Ve bu harem ağları benim modelimden çok daha iyi gözetliyor diye bir not düşmüş. Bu panoptikon kelime anlamı olarak gözün her yerde yine gönderme yapan bir kelime. Yani görünüşte her yerde olması. Esasında kafamızda yarattığımız bir tasarım. Görünmeden gözetleme diyebiliriz. İktidarın görünmez olması bir yandan da. Ve biz bu gözetim ve denetim sistemlerini içselleştiriyoruz. Bunlar kişiliğimizin bir parçası haline geliyor. Kendi polisimizi, kendi gardiyanlarımızı kafamızda yaratıyoruz ve sürekli kendimizi disipline ediyoruz. Ve bu şüphe ve korku bizi biraz kanına yaklaştırıyor. Şimdi Bentham'dan günümüze kadar geçen sürede bilimsel ve teknolojik gelişmeleri göz önüne aldığımızda yeni gözetim sistemlerinin ve mekanizmalarının geliştirildiğini görüyoruz. Özellikle son 30 yıldır gelişen elektronik gözetim sistemleri ve teknolojileri kredi kartlarından, telefon, internet, metal detektörler, göz bebeği tarama sistemleri, kapalı devre kamera sistemleri gibi birçok sistemi içermektedir. Biraz önce de hocamın bahsettiği gibi teknik boyutlarıyla da görüyoruz konuyu. Gözetim sistemlerinin toplumda kamu ve özel sektördeki kurumlar tarafından farklı amaçlarla kullanılmakta ve gözetim bir kültür haline gelmekte, tüm topluma, tüm yaşam alanlarımıza sızmaktadır. Ayrıca bu kültürün normal ve meşru kabul edilmesi için yeni kitle iletişim araçlarından yararlanılmaktadır. Örneğin belki son haftalarda dikkatinizi çekmiştir, özellikle ulusal kanallarda trafik kazalarının veya hırsızlık olaylarının gözetleme kameralarındaki kayıtları yayınlanıyor. Böylelikle toplumda bu kameralar sayesinde suçun azaltılabileceğine dair bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Yani bu yönde bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Ve yine Hürriyet gazetesinde yapılan bir araştırmada bir anket yapıyorlar. Gözetleme sistemlerinin kameralarının yerleştirilmesi konusunda bir oylama yapılıyor ve oylayanların %50'si gözetleme sistemlerinin yararlı olduğuna inanıyor. Böylelikle bu sistemler esasında bizim kafamızda meşrulaştırılmış oluyor. Özellikle iki boyutu var dediğim gibi. Bir özel sektörün gözetlemesi, bir yandan da devletin gözetlemesi. Özel sektörün gözetlemesi kapitalist sistemin sürdürülmesine yarıyor. Yani ticari boyutu, ekonomik boyutu var. Amaç verimliliği arttırmak. Kalp taran işçi varsa işveren gözetlediği işçileri gözetleyerek işçiyi tespit edebiliyor ve böylelikle maksimum verim elde edilmiş oluyor. Bunun dışında bir de tüketici
profillerinin oluşturulmasına yarıyor. Biraz önce hocamın da bahsettiği gibi internette gezindiğimiz yerlerde biz izler bırakıyoruz ve bu izler sayesinde bir takım şirketler hakkımızda veriler topluyorlar. Örneğin Google'a yazdığınız işte İngilizce öğrenmek falan gibi bir kelime sonucunda karşınıza yan tarafta reklamlarda İngilizce kurslarının reklamları çıkabiliyor. Ve bunların hepsi bir yerlerde depolanıyor. Hakkımızda bilgi arşivleri oluşturulmaya başlanıyor. Buna dayanarak da şirketler pazarlama politikalarını geliştiriyorlar. Sadece kapitalist sistem çünkü sadece bizim iş yaşamımızı değil, iş dışındaki serbest zamanımızı da denetlemeyi amaçlamaktadır. Tüm kitle iletişim araçları, eğlence sistemleri de bunun için tasarlanmıştır esasında. Fakat devletin kamu sektörünün yaptığı gözetleme bizim için daha tehlikeli. Çünkü amaç toplumu denetlemek, toplumu gözetlemek ve suçu azaltmak olarak bir söylem kullanılıyor. Fakat biz burada daha ziyade egemen güçlerin kendi güvenliklerini sağlamayı amaçladıklarını görüyoruz. Bunun için birkaç örnek vermek istiyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün web sayfasında verilen örneklerden. Bunlardan bir tanesi kullanılan sistemler sadece bir tanesi örneğin OBS'ler. Şehrin önemli noktalarına yerleştirilen kameralar sayesinde canlı görüntüler komuta kontrol merkezlerine aktarılıyor ve böylelikle orada herhangi bir olay varsa, toplumsal bir suç işlenmekteyse iktidardaki güçlere göre anında kuvvet sevkiyatı yapılabiliyor. Ve bu canlı kamera görüntüleri esasında kameralar daha doğrusu 360 derece dönme gücüne sahip zoom yapabiliyorlar. Yani uzakta görünen bir şey de yakınlığına getirilmiş oluyor. Bunların dışında araç takip sistemi, coğrafi bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri gibi bir takım sistemler kullanılıyor ve kentin belirli bölgelerinde suç haritaları oluşturuluyor. Yani suçun daha yoğun olarak yaşandığı bölgelere bu sistemler kurularak suçların nokta olarak haritalanması sağlanıyor. Ayrıca yer, olay, zaman ilişki analizleri de yapılabiliyor. Bir de şüpheli gören insanların sesli kayıtları da alınabiliyor, sesli sorgulama yapılıyor ve tüm bu sistemler Emniyet Müdürlüğü'nün hem ses hem de görüntü aktarma gücü var ve bütün Türkiye üzerinde bu aktarımlar gerçekleştiriliyor. Yine dediğim gibi bölge görüntüleme sistemi bir başka sistem. Toplumsal olayların oldukça yaygın olarak göründüğü bölgelere yerleştiriliyor ve kanunlara aykırı olarak yapılacak olan herhangi bir kameranın açısını birazcık değiştirerek kızın gözetlemeye başlıyorlar ve olay mahkemeye taşınıyor. Yatak odasını, banyosunu, zoom yapma kabiliyetinde olduğu için 360 derece dönebildiği için bu kameralar bu şekilde gözetleyebiliyorlar. Bir başka noktada lüks semtlere yerleştirilen kameralar ve kenar mahallelere yerleştirilen kameralardan bahsetmek istiyorum. Semtlere yerleştirilenler suçun azaltılması, hırsızlığın önlenmesi gibi varsayımlarla yerleştirildiğini düşünebiliriz. Ancak kenar mahalleleri yerleştirilmesinin nedeni buraların daha ziyade iktidar tarafından öteki olarak konumlandırılan insanların yaşadığı bölgeler olması ve buralarda toplumsal kontrolü sağlamak için bu kameraları yerleştirdiğini görüyoruz. Esasında bu durum da bize bu kameraların toplumsal eşitsizliği güçlendirdiğini gösteriyor. Ve bu kameralar sayesinde suçların azaltmada henüz tanık olmadık. Yani hala suçlar devam ediyor. O halde yapılması gereken suçların tespit edilmesinden ziyade bu suçu üreten mekanizmaları, yapıları, kurumları ortadan kaldırmaktır. Ancak böylelikle suçu yok edebiliriz. Çünkü sadece bu gözetleme sistemleri cezalandırmaya yarıyor esasında, suçu ortadan kaldırmıyor. Son olarak bu sistemlere karşı yapılan bazı muhalif hareketlerden bahsetmek istiyorum.
nasıl iktidarın bakışı küreselleşmişse, gözetim sistemleri küreselleşmişse, aynı şekilde muhalefet etme biçimleri de küreselleşti. Günümüzde özellikle yeni medya sistemleri sayesinde insanlar dijital ortamlarda birbirleriyle fikir alışverişinde bulunarak eylem veya çeşitli toplumsal olaylara katılabiliyorlar. Son örneklerini Arap dünyasında ve Orta Doğu'da görüyoruz bunları. Bu gözetim sistemlerine karşı, video gözetlemelerine karşı uluslararası eylem günü düzenlenmeye başlanıyor 7 Eylül 2001 tarihinden itibaren. Ve bu sistemlere karşı olan bazı gruplar bir araya gelerek, farklı ülkelerden bazı gruplar bir araya gelerek eylemler yapıyorlar. Amaç burada toplumun farkındalığını arttırmak, bu gözetleme sistemlerinin özel yaşamımızı ihlal ettiğini ve bunun bir kültür olarak bize dayatıldığını, bir yaşam tarzı olarak bize dayatıldığı konusunda farkındalığı arttırmak ve başkalarını bu projeye dahil etmek. Türkiye'den de bir örnek, İstanbul'da bir grup üniversite öğrencisi MOBS kelimeleriyle kelime oyunu yaparak NOBS diye kendilerini adlandırıyorlar ve eğlenceli bir grup, madem gözetleniyoruz o zaman oynayalım kameraların önünde diyerek her hafta bir kameranın önünde kamerayı kapatarak bir takım eylemler yapıyorlar. 2005'te özellikle daha canlı bu eylemler, günümüzde zannediyorum ki çok fazla yok. Sonuç olarak bu muhalif eylemlerin aslında sembolik olduğunu görüyoruz. Yani muhalif gruplar iktidarların verimlilik ve güvenliği artırmak için bu sistemlere ihtiyaç olduğu yönündeki söylemlerine herkesin inanmadığını, aslında bu sistemlerin daha çok iktidarların farklı amaçlarına hizmet ettiğini göstermek açısından anlamlıdır. Grupların kullanmış olduğu bu mücadele yöntemlerinin paradoksal yanı ise sistemlerin açıklarını göstermesi. Bu nedenle de iktidar olan güçler sistemin açıklarını fark ederek buraları kapatmaya çalışıyor. Böyle bir de tehlikesi var tabii. Ancak bunun gibi eylemler yaygınlaştırılırsa veya şu an bu panelde olduğu gibi bu paneller yaygınlaştırılırsa ve elektronik gözetim sistemlerinin kişisel ve toplumsal yaşama müdahale olduğu yönünde toplumsal farkındalık yeterince geliştirilebilirse belki de iktidarlar verimliliği arttırmak ve güvenliği sağlamak için daha insancıl, daha akılcı yöntemler geliştirebilirler. Böylelikle bizler de George Orwell'ın 1984 adlı romanında tanımladığı gibi distopik, karamsar bir dünyada yaşamak yerine daha insancıl bir dünyada, insana yakışır bir dünyada yaşayabiliriz. Teşekkür ederim. Doçent Doktor Zeynep Özarslan'a biz de teşekkür ediyoruz değerli bilgiler, verdiği bilgiler için. Gerçekten teknolojinin toplumsal yaşamın var sürecine yaptığı olumsuz müdahale etkisine ve bunun yarattığı sonuçlara önemli vurgular yaptı. Gözetlememin aslında toplumsal yaşamı nasıl alt üst ettiğine dair günümüzde örnekler verdi konuşmasıyla. En önemlisi de tabii ki iktidarların çıkarları doğrultusunda gözetim sistemlerini gerek çalışanları baskı altına alınması boyutlarıyla gerekse demokratik haklarının ihlallerini sağlanması boyutuyla bir egemenlik ilişkisini nasıl kendilerine kullandığına ilgili. Türkiye'de de buna yönelik son 15-20 yıl içerisinde onlarca, yüzlerce örnekle karşı karşıya birlikte yaşıyoruz. Belki bu örnekleri bundan sonraki konuşmacılarımız daha da geliştirecekler. Ben şimdi bir diğer konuşmacımız Sayın Yardımcı Doçent Doktor Barış Çobar'a sözü vermek istiyorum. Yine kendisi de aynı zamanda bu iletişim özgürlüğüne yönelik olarak ülkemizde ve dünyada yaşanan hak ihlallerinin yarattığı sonuçları, travmaları bulunduğu pencereler bizlerle paylaşacak. Buyurun Barış Bey. Herkese selamlıyorum. Ben Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesiyim. Gözetim sistemleri, anonim üzerinde çalıştım, onun dışında medya milliyetçilik, barış medyası, radikal alternatif medyalar üzerinde çalışıyorum. Şimdi burada göz üzerinden ben girmek istiyorum konuya. Göz tabii toplumsal gelişim içerisinde aslında bu denetim sürecine tanrı
olarak giren bir yapıda Tanrı'nın gözü, bizi her zaman gözetleyen, üzerimizde hissettiğimiz ve küçüklükte bize öğretilen kaçamayacağımız bir göz. Tanrısal göz. Yalnız kalma olanağı yok. Bu tanrısal göz sana bir kere anlatılırsa. Bu tanrısal gözün daha sonrasında eğitim süreçleriyle, bu tabii aynı zamanda insanlığın evrimiyle beraber de aynı şey. Tanrı kralların Tanrı'nın gözünü yeryüzüne indirmesi. Ondan sonra iktidarların gelişimiyle, mekanizmalarının karmaşıklaşmasıyla beraber gözün uzmanlaşan bir alana, polise dönüşmesi. Bizlerin yine yaşam evrimimiz süresince küçüklükten başlayarak anne babamızın gözetimi altında olmamız, okullarda öğretmeninin gözetimi altında olmamız, beni bunu bir alışkanlık haline getirmemiz ve bundan artık sıkıntı duymamamız gibi bir sorun da var. Yani maneviyetimizin yavaş yavaş yok edilmesi. Maneviyetimizi yok ediyorlar çünkü öznelliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Yani aileden başlayarak aslında özde olma mücadelesi veriyoruz ve karşıda devamlı iktidarların bize karşı gözle yapılan bir saldırısı var, şiddeti var. Bu beyaz bir şiddet, görünür bir şiddet değil. Gözün şiddetinin, gözetlemenin şiddetinin yumuşak olması, beyaz bir şiddet olması bunun etkilerinin hafif olduğu anlamına geldi. Örneğin tehdit bir cezaevi, aslında bu Zeynep'in anlattığı panoptikonla beraber düşünülmesi gereken sistemler. Bu sistemler muhalifleri hücrelere attı ve aslında çıplak bir şekilde de hapishane onlara şiddet uygulamaya başladı. Hapishanede aslında bizim yaşadığımız toplumsal formasyonun şiddetin açık şekilde görüldüğü bir yansıması, aynası. Çıplak şiddeti biz hapishanelerde görebiliyoruz. Hapishanelerde ne yaşanıyorsa bunun daha giydirilmiş halini gündelik yaşamda yaşıyoruz. Yani tüm sokaklarımız, alışveriş merkezleri, devlet daireleri aynı hücre tipi cezaevlerinde yaşar gibi bizlerin her hareketini izliyor. Özgürlük için, nefes almak için hiçbir alan bırakmamaya çalışıyor. Tabii paranoyaklaştırıcı bir şey. Sadomazoşist de bir şey. Bazı insanlar da artık gözetlenmekten zevk alır hale geliyorlar. Biliyorsunuz yani biri bizi gözetliyor programlar. Kameraya çıkma istekleri, kamera görünen yerde insanların atlaması, görünmeye çalışması, hastalıklı bir durum yani iktidarın karşısında çıplak olmaktan zevk almak artık. Çok büyük bir hastalık haline geliyor. Kentin gelişimiyle de ilgisi var bunun. Bağlar bölgesini görünce aklıma Haussmann'ın Paris'i yeniden inşa ederken, komünden sonra, komün yenilgisinden sonra 1891'de dar sokaklar, eğri büğrü yollar iktidar için bir tehdit. Niye buralarda barikatlar kullanıyor? Düzenli ordu araçlarını geçiremiyor, toplarını hareket ettiremiyor ve muhaliflere istediği güçle saldıramıyor. Ve bunları yıktıktan sonra bu sokakları büyük bulvarlar, büyük caddeler açıyorlar. Sanki özgürlük alanları yaratıyormuş gibi. Ama Haussmann'ın söylediği şey şu, o eğri büğrü sokaklar hastalık, suç ve şiddetin kol gezdiği yerler. Yani aslında muhaliflerden söz ediyor. Yani muhalif olmak bir hastalık, bir suç. Ve bu suçu işleyenleri engellemek için önce onların yaşadığı yerleri temizlememiz gerekiyor. Gözetlenebilir, düzenli ordunun müdahale edebileceği alanlara döndürmemiz gerekiyor. Genelde bakarsanız da bunu yapmaya çalışıyorlar kent yapısından. Kentsel dönüşüm projeleri İstanbul'daki özellikle yoksul insanları ne yapıyor? Sitelere taşımaya çalışıyor. Kentin dışında siteler yapılıyor. Polisin denetiminde daha uygun, daha kolay gözetlenebilen. Orada barikat kurup direniş yapma olanağınız da olmayacak. 6 tane uzun binanın etrafında. Daha kolaylıkla böylece yenilebileceksiniz barikat kurmadan. Basit bir teknikmiş gibi gözüküyor ama bakarsanız hala İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde, Gülsuyu'nda bu barikat savaşları veya sokaklarda canlı bir muhalefet yaşamaya devam ediyor. Ve yok edilmeye çalışılan şeylerden bir tanesi de bu canlı muhalefet.
Bunu nasıl yok edersiniz? Ancak onları taşıyarak, dönüştürerek sanki iyi, mutlu bir yaşam vaat ediyormuş gibi yapıyor ama bu kentsel dönüşüm daha fazla gözetilebilir, gözetlenebilir bir toplum yaratmak. Düşün peşinde bu. Bu anlamda da bizler için olumlu bir yan taşımıyor. İktidarın gözü iç savaş mantığına göre tamamen aslında adi suçu engellemekmiş gibi bir söylemin arkasına sığınıp aslında siyasi suçu engellemeye çalışıyorlar. Siyaseti bir suç haline dönüştürüp, adi bir suç gibi gösterip engellemeye çalıştıkları şey bu. Yani nasıl sokakları iç savaş nizamına göre düzenliyorlarsa aslında polis tamamen iç savaş mantığı üzerinden kurgulanmış bir silahlı güçse, devletin hem gözü hem şiddeti uygulayan el ise, demek ki bizim tüm yaşam alanlarımızda iç savaş mantığına göre düzenlenmiş durumda. Bu da sınıfsal olanın üzerinde durmasını beraber getiriyor. Sınıfsal olanına bakmamız işte özel kurumlarda veya devlet kurumlarında gözetimin yapılması, gözetimin sürdürülmesi, daha verimli işçilerin çalıştığı, hem verimli bir şekilde çalıştırılması, bunun dışında ne vardı aslında işçilerin dayanışma için kaytardıkları anlar ya da iş aralarında sendikalaşmaya olanak tanıyacak belki aralıklar, boş zamanlar, bunların gözetlenmesi, bunların engellenmesi önemli amaçlardan bir tanesi. Sadece işi denetlemek istemiyor, iş dışında herhangi bir faaliyetin engellenmesi. Çünkü bunlar yine işçilerin birlikte hareket etmesine olanak sağlayacak. Gözün her zaman üzerinde tutulması işçinin verimli çalışmasını sağlıyor, makinalaşmasını sağlıyor ama insan olmasını engelliyor. Devletin suçuysa görünmez kılıyor. Bakıyorsunuz her yerde kamera var ama devlet eğer işkenceyle birisini öldürmüşse, İşte ya karakolda ya cezaevinde, Engin Ceber vakasını hatırlayalım. Dövülerek öldürülmüşse, daha sonra gerçi birkaç görüntü çıktı ama bu görüntülerin bulunması çok sorun oldu veya birçok olayda görüntü olmasına rağmen 19 Aralık katliamında olduğu gibi görüntüler hiçbir zaman kamuoyuna sunulmadı. Bu anlamda da iktidarın gözü kendisine kör. Yani iktidar suç işlediği anda o göz kapanıyor. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir de toplumun da gözü var. Muhaliflerin de gözü var. Bizim de bu gözü kullanma olanaklarımız çıktı. Ne kadar internet işte olumsuz bir şekilde işliyorsa, bizleri denetliyorsa da tersine hükme olanaklarımız var. Alternatif medya, radikal medya olarak kullanma olanaklarımız da var. Polis şiddetini, devlet şiddetini, işlenen suçları kaydetme olanağımız var artık. Cep telefonlarıyla basit bir şekilde bunları paylaşma olanaklarımız var. Bunları mesela toplanabileceği havuzlar yaratır. Devletin işlediği suça karşı da bir gözetim sistemi, dipten gelen bir gözetim sistemi oluşturmak mümkün. Biliyorsunuz zaten Amerika'da işte zencilerin dövülmesi olaylarının kameraya alınmasının yarattığı olayları hatırlarsınız. Büyük isyanlar çıkmıştı. Polisleri cezalandırmak zorunda kalmıştı. Türkiye'de de benzer şekilde işte daha sonrasında Engin Ceber'le ilgili çıkan görüntüler suçluların yine az bir limitle de olsa cezalandırılmasına olanak tanıyor. Muhalifler için göz demiştik. Tabii bizim gözümüzü genelde bir de tüketim için kullanmak için. Ekrana bakmak, televizyona bakmak, onun dışında vitrinlere bakmak, tüketmek için bakmak için kullanıyoruz gözümüz. Göz aslında yaratıcı bir organ olabilecek. Gerçekliğimizi dönüştürebileceğimiz bir organ olarak kullanılabilecekken sen onu tüketimci bir şekilde kullanırsan körleşmeye başlıyorsun. Miyoplaşmaya başlıyor, sonrasında körleşmeye başlıyor. Sadece vitrinleri, sadece televizyonları gören gözler. Ama geçen sene Yunanistan'daki bir isyanda gençlerin duvara yazdığı çok güzel bir slogan var. Vitrinlere değil gökyüzüne bak.
Çünkü gerçekten özgür olduğunu gökyüzüne bakarak görüyoruz. Geleceğini kurabileceğin bir imge yaratmaya çalışıyorsun. Çünkü bir kendi gökyüzümüzü özgür kılabilirsek, özgürlüğü başka yerlerden beklemeyiz, iktidarlardan beklemeyiz. İktidar aslında suçtur. Suç üreten bir mekanizmdir. İktidar olduğu yerde suç vardır çünkü iktidar bir azınlığın çoğunluk üzerinde tahakküm kurmasıdır. Bu baskı makinesi, baskı aygıtı çözülmeden, yok edilmeden de bu suçun ortadan kalkması olarak görülür. Suç yaşamaya devam edecek. Ne zaman ki biz iktidarsız bir toplum, herkesin her şeyi paylaştığı bir toplumda yaşamaya başlayacağız, o zaman bu göz artık gerçek göz haline dönecek, bir şeyleri yarattığımız, paylaştığımız bir göze dönüşecek. O zaman görüyorsunuz şimdiki toplumsal isyanlarda da, o kadar iktidar sivil polislerini kullanıyordu Mısır'da, Tunus'ta, kameraları vardı ama genel kitlelerin ayaklanışında o kameraların hiç böyle bir olmadı. Ortaya çıkıyor, dağılıp gittiler. Yani bunlar paranoya yaklaştırıcı, her şeyi gören, her şeyi bilen, iktidarların olduğu yanılsamasını yaratıyor. Amerika her şeyi uydularıyla görebiliyor. Direnişleri yok edebiliyor mu devletler? Biri bizi gözetleyemi gibi direnenleri izleyebiliyorlar. Yok edebiliyorlar. Yok edemiyorlar. Ne kadar izleserler bile, o muhalifler bir şekilde iktidarın gözünü kör kılıp kendilerini var etmeyi ve direnmeyi beceriyorlar. Ben bu anlamda hiç umutsuz değilim. Yani bütün iktidarın gözü yeni teknolojilerle beraber üzerimize gelebilir. Ama çok basit tekniklerle iktidarın gözünü kör edip biz kendi gökyüzümüzü özgürleştirme gücüne sahip olabiliriz. Evet, Sayın Barış Çobar'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten mesela... olarak görmüştük ama bugün yaşadığımız dönemlerde
artık insanların özgürlük alanlarına nasıl müdahale edildiği, insanların özel yaşamlarını nasıl alt üst edildiği, bireysel davranmanın ve birlikte iş ile bireysel davranmanın özgürlük alanlarını nasıl tahrip ettiğini hep beraber yaşadığımız örneklerde insanların tutsak edildiği, sorguya geçirildiği, kendi tutuklamalarla yaşandığı süreçlerde hep beraber görüyoruz. Şimdi odamızın, elektrik mühendisleri odamızın yürüttüğü çalışmalarda hukuk müşaviri olarak biz de açtığı davalarda gerek enerji, gerek iletişim, gerek bilişim alanındaki yaşadığımız süreçlerde bizimle uzun yıllardır bilgisini, emeğini paylaşan sevgili dostumuz Hayati Küçük'te söz vereceğiz. Kendisi bu alandan odamız çalışmaları ve mevzuat açısından ve yapılan Türkiye'deki düzenlemeler açısından durumun nasıl göründüğünü bize özetleyecek. Buyurun Hayati. Herkese merhaba. Ben avukat Hayati Küçük. Aslında Cengiz Bey tanıtmış oldu beni. Elektrik Mühendisleri Odası'nın hukuk müşaviriyim. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Evet, söz sırası hukukçulara geldi. Tartıştığımız konu esasen büyük ölçüde hukuk alanının içinde görülen bir konu. Mevzuatıyla, kararlarıyla, yargılama süreçleriyle hep hukukçuların ilgi alanında olan, hukukun içinde görülen bir konu. Ama konuya biraz yakından baktığımızda, daha detayına indiğimizde esasında bugünkü ortam açısından hukukla da pek alakası olmayan bir konu. İnanın hukukun bütün süreçlerde saydığım karar alma süreçlerinde, yargılama süreçlerinde, mevzuat açısından hukukun esamesinin okunmadığı bir konu. Ve biz hukukçular olarak herhalde nasıl hukuksuzluklar yaşanıyor bu süreçte biraz bunların üzerinde duracağız. Evet, hukuki iklimi tasvir etmeye aslında o kadar uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Toplumun büyük bir bölümü kendisinin dinlendiğini, takip edildiğini düşünüyor. Böyle bir iklim yaratılmış durumda. Bunun tabii ki birinci nedeni belki de teknolojinin bu kadar gelişmiş olması. Artık iletişim hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Buna paralel olarak bu iletişimin denetlenmesine yönelik teknolojide de büyük gelişmeler oldu. Öyle ki tek tek kişiler bile internet üzerinden satın aldıkları bir takım araçlarla başkalarının dinleyebilecekleri, gözetleyebilecekleri konuma geldiler. Hatta işte son zamanlarda bir takım operasyonlar yapılıyor. Dinleme servisi yapan çeteler yakalanıyor. En son zannedersem geçen hafta Antalya'da böyle bir çeteyle ilgili haber çıktı. Artık promosyon vermeye başlamışlar. 3 günlük dinleme satın alan kişiye bir günde kendileri bedava dinleme yapıp serviste bulunuyorlarmış. Tabi bunlar işin adli boyutu. Bizim asıl üzerinde durmamız gereken konu resmi mercilerle ilgili bu hukuksuzluğun nasıl yaratıldığı. Bunu da tabi mevzuat üzerinden aktarmaya çalışacağım ben size. Mevzuat deyince tabi öncelikle anayasaya bakmamız gerekiyor. Anayasada anayasanın 20. maddesinde örneğin özel hayatın gizliliğiyle ilgili bir düzenleme var. 22. maddede haberleşme hürriyeti, 13. maddede temel hak hürriyetlerinin nasıl sınırlanacağıyla ilgili kurallar konulmuş. Bizim konumuz açısından ön plana çıkan 22. madde anayasanın herkes haberleşme hürriyetine sahiptir, haberleşmenin gizliliği esastır diye bir düzenleme söz konusu. Genel bir hak ve özgürlüğü bu şekilde tanımlamış. Oysa bugün yaşadığımız ortama baktığımızda anayasadaki bu düzenleme ile pratik yaşamdaki somut durumun birbiriyle örtüşmediğini görüyoruz. Hatta şöyle işi tersinden bir tanımlamaya çalışsak belki hepimiz bir anayasa kuralı
oluşturabiliriz kafamızda. Yani var olan durumu anayasada nasıl yer alması gerekirdi? Nasıl yer almalıydı ki bugünkü durum ortaya çıksın? Buna ilişkin birçok anayasa hükmü koyabiliriz. Ben bunu şöyle izah edeceğim. Haberleşme serbesttir ama herkes konuştuğuna dikkat etmelidir. Sanki anayasa hükmü bu şekildeymiş gibi bir uygulama söz konusu. Anayasanın 22. maddesinde bir ikinci fıkrasında bir istisna var. Bu da haberleşmenin denetlenmesiyle ilgili kuralları saymış. Burada hangi koşullarda kişilerin iletişiminin denetlenebileceğini belirtmiş. Bunu milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık tahlilatının korunması ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması durumlarında ancak bu iletişimin denetlenebileceği. İletişimin denetlenebilmesi için mutlaka bir hakim kararının olması gerektiği. Gecikmesini sakınca bulunan hallerde yetkili mercinin yasada belirtilmesi, ancak bu yetkili mercinin mutlaka 24 saat içerisinde ilgili hakimin onayına sunması kararı ve hakimin de 48 saat içerisinde en geç onay vermesi, aksi halde bu dinlemenin ortadan kalkacağını düzenliyor. Ve tabii ki mutlaka bu çerçevenin bir kanunla düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Anayasa hükmü olarak bir problem var mı diye baktığımızda aslında hem ana kuralı koyması hem de istisnaları düzenlemesi açısından problem görülmüyor. 2001 yılında anayasanın bu maddesinde bir değişiklik oldu diğer başka maddeleriyle birlikte. Bu halini aldı ve bu şekliyle anayasa hükmü örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesindeki düzenlemeyle uyumlu, paralel hatta bazı noktalarda ondan daha ileri bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz. Anayasanın bu haberleşme özgürlüğüyle ilgili ana kuralını koruyucu yasal düzenlemelerine baktığımızda bu ceza kanunu içerisinde yer alan bir takım suç tanımları ve bunların karşısına getirilen yaptırımlar olduğunu görüyoruz. İşte 132. maddede haberleşmenin gizliliğini ilan, 133'te kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, 134'te özel hayatın gizliliğini ilan, 135'te kişisel verilerin kaydedilmesi, 137'de verilerin hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, 138'de verileri yok etmeme gibi suçlar tanımlanmış, bunların karşısına yaptırımlar konulmuş. Dolayısıyla ceza kanunu açısından da gerekli bir takım düzenlemeler geçirilmiş, hatta bu suçların kamu görevlileri işlemesi halinde cezanın yarı oranında artırılacağına dair de ağırlaştırıcı bir hüküm konulmuş. Ancak son birkaç yıldır özellikle internet üzerinde ya da diğer televizyonlarda, medyada birçok böyle insanların istekleri dışında elde edilmiş görüntü ya da ses kayıtlarının yayınlandığına tanık oluyoruz. Ama bu görüntü ve ses kayıtlarıyla ilgili açılmış bir dava, soruşturma, kovuşturmanın başladığına, devam ettiğine, tamamlandığına dair haberlere hiç rastlamıyoruz. Bunun temel nedeni bu ceza hükümlerinin şikayete bağlı suç olarak düzenlenmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani bu suçlar işlendiğinde, sonuçları ortaya çıktığında öyle yıkıcı oluyor ki artık o suçun mağduru olan kişi belki şikayet dahi edemiyor. Çoğu zaten biliyorsunuz inkar ediyor ya işte bu ses bana ait değil, bu görüntü bana ait değil, burada şöyle başka bir şey yapılmış gibi şeyler söyleniyor. Ya da herhangi bir şey yapamayacak hale geliyor. Ki bu suçların genelde sinsice işlenen suçlar olduğundan da bahsedebiliriz. Mağdurun aslında hiçbir zaman haberdar bile olamayacağı tarzda yöntemler kullanılıyor. Ancak sonuçlarının kamuoyuna veya ilgili kişilere duyurulmasıyla haberdar olabilecek suçlar. Dolayısıyla bu ceza hükümlerinin uygulamasının sınırlı olduğundan bahsedebiliriz. İletişimin denetlenmesiyle ilgili düzenlemelere bakacak olursak
Anayasanın 22. maddesi bunun kanunla düzenleneceğini hükümetten almıştı. Bununla ilgili 4 tane, 4 ayrı kanunda düzenleme yapıldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ceza mahkemeleri kanunu. Bunun 135 ve devamı maddesinde adli denetim denilen bir denetim türünün düzenlendiğini görüyoruz. Diğer 3 kanun ise polis vazife ve sahipleri kanunu, jandarma teşkilatı kanunu ve milli istihbarat teşkilatı kanununda ayrı ayrı bu kuruluşlara iletişim denetlenmesi yetkisi verilmiş ve bu kuruluşların yapmış olduğu denetime de önleyici ve istihbari denetim deniyor. Bu adli denetim ceza mahkemesi kanunun 135. maddesinde mutlaka bir suç dolayısıyla açılmış soruşturmaya da kovuşturma olmasına bağlı bir denetim türüdür. Suç işlemine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin olması gerektiğini söylüyor bu madde. Başka surette delil elde edilmesinin imkanı olmayacağından söylüyor. Yani son çare olarak başvurulacak bir tedbir olduğundan bahsediyor yasa. Yine hakim tarafından karar verilecek ya da gecikmesine sakınca varsa savcı tarafından da bu yazılı emir olarak verilecek. Fakat savcı derhal hakimden onay alacak ve 24 saat içerisinde de bu onay çıkmaması halinde savcının vermiş olduğu karar geçersiz sayılacak. Peki nasıl bir denetim öngörmüş CMK? Şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespit edilmesi, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi şeklinde olabileceğini söylüyor. Yani 4 şekilde iletişimin denetlenmesi söz konusu. Bunlardan iletişimin tespit edilmesi bütün suçlar için uygulanıyor yasanın düzenlenmesine göre. Diğer 3 durum, yani dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 135. maddesinin 6. fıkrasında sayılmış katalog suçlar olarak adlandırılan belirli suçlarla ancak ve ancak bu suçların işlenmesi halinde bu yollara başvurulabiliyor. Yani dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi. Bu iletişimin tespiti bütün suçlar için dedi ki belki bu bir anayasaya aykırılık da teşkil edebilecek bir durum. Çünkü anayasada hangi durumlarda dinlemenin kanunla düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştı. Tabii bu biraz da tartışmalı bir konu çünkü iletişimin tespiti denilen şey ileriye dönük olarak iletişimin içeriğini denetlemeye yönelik değil. Geçmişe doğru olarak kişinin yani burada şüpheli ve sanığın kiminle, hangi iletişim aracılığıyla, nereden, ne kadar görüştüğünün tespit edilmesi anlamına geliyor. Diğer 3 denetim yöntemi ise ileriye dönük online şekilde elde edilebilecek bilgileri içeriyor. Bir de ayrıca şüpheli veya sanığın yakalanmasını için mobil telefonunun yerinin tespiti de bu maddede düzenlenmiş. Bu da bir 5. denetim şekli olarak sayılabilir. Peki hakim bir kişinin iletişimin denetlenmesine karar verirken neye bakacak? Onlar da bu maddede sıralanmış ve bunlar içinde geçerli. Diğer önleme ve istihbari amaçlı dinlemeler içinde, denetim içinde geçerli hususlar. Öncelikle yüklenen suçun türü bu kararda yer alacak. Örneğin katalog suçlarından içerisine giriyor mu bu suç? Buna bakacak. Kişinin kimliği mutlaka yer alacak. Sanık veya şüphelinin. İletişim aracının türü bu kararda yer alacak. Telefon numarası veya iletişimin bağlanmasının tespitine imkan veren kodu, örneğin e-mail numarası mutlaka kararda yer alacak. Tedbirin türü bu kararda yer alacak. Tedbirin kapsamı, tedbirin süresi mutlaka bu karar içerisinde belirtilecek. Yani kararda belirtilecek hususlar ayrıntılı olarak yasada sayılmış durumda. Ve esasen bugün hukuksuz olarak dinlemelere neden olan konu da
hakimlerin bu unsurlara uymadan karar vermelerinden kaynaklanıyor. Hakimler genellikle sistem öteden beri bu şekilde işliyor. Kolluk güçlerinin kendi önlerine getirdikleri kararları okumadan altlarını imzalıyorlar. Bu kararlar genelde ya kişinin kimliği bulunmuyor ya da o kişiye ait olmayan başka telefonlar eklenmiş oluyor. Bu tür kararlarla hukuka aykırı dinlemeler yapılabiliyor. Buna en çarpıcı örneği İzmir'de bir ağır ceza mahkemesi başkanının kendi telefonunun dinlenmesiyle ilgili kararın altına imza atmış olmasını verebiliriz. Ki daha sonra telefonunun dinlenmesi sonucunda hakkında dava açıldı, tutuklandı ağır ceza mahkemesi başkanı. Yani bu aslında dinleme kararları nasıl verildiğinin çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Yine bir başka örnek, Tarık Bey konuşmasında bahsetmişti. 2007 yılında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı bir dinleme kararı çıkarttı. Bu Türkiye'deki bütün vatandaşların dinlenmesine yönelik bir karardı. Aynı karardan bir istihbarat teşkilatı çıkarttı kendisi için. 2007'nin sonlarına doğru da jandarma benzer bir karar çıkarttı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Burada belki bir başka düzenlemeden de bahsetmek lazım bu konunun anlaşılabilmesi için. 2005 yılında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı diye bir kurum kuruldu. Daha önce bütün bu kuruluşlar kendi dinlemelerini kendi olanakları üzerinden yaparken 2005 yılından bu yana bu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kanalıyla dinlemeleri yapıyorlar. Ve bu başkanla kendi önüne gelen dinleme kararlarına itiraz etme yetkisi tanınmış durumda. Yani hukuka aykırı değilse kararı ilgili mahkemesine ya da savcıya geri gönderme hakkına sahip. İletişim, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 2007 yılında verilen bu kararlardan Emniyet İstihbarat tarafından alınan kararla MİT'in almış olduğu karara hiçbir itirazda bulunmadı. Bu kararlar yürürlüğe girdi. Ancak jandarmanın almış olduğu karara itiraz etti. Bu kararlar tek hakim tarafından verilmiş kararlar olduğu için itirazları da o mahkemenin heyeti tarafından görüşülüyor. 11. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı reddetti. Yani biraz önce ben burada dinleme kararlarının ne tür bilgilerinin olacağını saymıştım. Bütün vatandaşların dinlemesine yönelik böyle bir kararın çıkartılabilmesi olanağı hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü orada mutlaka dinlenecek kişinin başka kimliğinin bulunması lazım. Telefon numarasının belli olması lazım. Yani bütün vatandaşları dinleyebilecek türde bir karar çıkartılması bizim mevzuatımız açısından mümkün değildi. Sonunda Adalet Bakanlığı aracılığıyla Yargıtay'a bir itirazda bulunuldu. Yargıtay bu 9. dairesi, ceza dairesi bu kararı bozdu ama aradan 11 ay gibi bir süre geçmişti. Bu dinlemeler, iletişimin denetlenmesi son derece olağanüstü bir denetim yolu olması itibariyle kısa süreler halinde uygulanabilen tedbirler. 3 ay, en fazla 3 ay böyle bir karar alınabiliyor. Eğer ihtiyaç varsa bir sefer daha uzatılabiliyor. Eğer bir terör örgütü faaliyetleri söz konusuysa bunun müteahhit defalar uzatılması gibi bir şey söz konusu oluyor. Böyle bir vahim temel insan haklarını ihlal edebilecek nitelikteki bir uygulamayı en azından 11 ay süre boyunca yani bir itiraz olması halinde dahi hayata geçirilebildiğine tanık oldum. Ki halen diğer kuruluşların, emniyetin, MİT'in böyle bu tür kararlarla dinleme yapıp yapmadığı konusunda da bir bilgimiz yok. CMK'nın 139. maddesinde gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme düzenlenmiş. Burada teknik araçlarla izleme sanık veya şüphelinin kamuya açık yerlerdeki faaliyetleriyle iş yerinin teknik araçlarla izlenebilmesi, ses ve görüntü kaydı alınabilmesi mümkün. Kişilerin konutuna bu asla uygulanamaz diye bir kural var.
Şimdi bu düzenlemeyle biz biraz önce bahsettiğim MOBESE gibi uygulamaları karşılaştıracak olursak aslında biraz önce MİT'in, Emniyet'in, Jandarma'nın çıkartmış olduğu, dinlemelerle ilgili çıkartmış olduğu karar ne kadar hukuka aykırıysa esasında bu MOBESE'lerle ortam gözetlemesi yapılması, görüntü kaydı yapılması aynı derecede hukuka aykırı bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu teknik takipte de biraz önce